5 BDP'li serbest bırakılmayı bekliyordu. Onlar için açlık grevine başladı bugün Ankara'da, mecliste bazı BDP'li milletvekilleri. Bu arada tahliye edilmesi beklenen milletvekillerinden birinin evinde uzun süredir bir bekleyiş var. Mardin'de bu milletvekili. Kim ve ailesi ne halde, bunu öğrenmek üzere şimdi Mardin'e gidiyoruz. Mardin'de arkadaşımız Mehmet Güç o evde bizi bekliyor. Tutuklu 5 BDP milletvekilinden Gülser Yıldırım. Gülser Yıldırım'ın 3 yıl 10 ay önce gözaltına alınarak çıktığı evdeyiz. Arkada bıraktığı 4 çocuğu ve bir eşiyle birlikteyiz. Üniversitede okuyan, lisede okuyan, üniversiteye hazırlanan 4 çocukla bir eş bırakmıştı arkasında. Tutuklu Mardin milletvekili Gülser Yıldırım. Ben hemen evde 4 çocukla bıraktığı eşe, Kamuran Yıldırım'a, Doktor Kamuran Yıldırım'a, bu arada aynı zamanda Mardin Tabipler Odası Başkanı Kamuran Yıldırım. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiş miydiniz? 4 yıl neredeyse 4 çocukla birlikte kaldınız evde. Evet, aslında duygu olarak tabii ki beklemiyorduk. Yani çünkü eşim, biliyorum ben, hiçbir şekilde aslında mevcut yasalarda suç sayılabilecek hiçbir şey yapmadı. Sadece BDP'de, mevcut siyasi partide legal olarak kadın hareketi içerisinde siyaset yaptı ve insanları inandığı ve arkasında yürüdüğü şekilde örgütlemeye çalıştı. Yasal toplantılar yaptı ve bunlardan dolayı yargılanıyor. Ha, biz bunu bu kadar süreceğini tahmin etmiyorduk. Bu bir operasyondu, evet, biliyorduk. Türkiye'de bir KCK operasyonu yapılıyordu. Suçlu, suçsuz herkes toplanıldı. Hatta belki işte biz de biraz sivil toplum örgütü içinde olduğumuz için acaba bizlere de sıçrar mı gibi bir kaygıyla bekledik. Ama tabii bunun geçeceğini düşünüyorduk. Geçici bir şey olduğunu varsaydık. Geçici ama, bir şey olduğunu varsaydınız ama 4 yıl geçti. Evet. 4 çocukla 4 yıl geçirmek, hem baba olarak hem de anneliklerini üstlenerek liseye hazırlanan, lisede okuyan, üniversiteye hazırlanan, üniversitede olan 2 kız ve 2 erkek çocukla birlikte. Baba olarak zor muydu? Elbette çok zor ama işte benim böyle de şanslıyız. Hem eş olarak da gerçekten geride bıraktığı çocuklar çok emeği sayesinde gerçekten güzel yerlerdeydiler. Ve çocuklarla bir olduk. Annelerin haklı davaların arkasında durmamız gerektiği, geride bırakılanlar olarak ayakta durmamız gerektiğini düşünerek çocuklar hem eğitimleri konusunda çok başarılı durumdalar. Gerçekten gurur duyduğumuz çocuklar haline geldiler. Ve eşimin gözü arkada kalmasın diye en azından mücadelesini dört duvar arasında, aklı bizde kalmasın diye elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ben hemen sol yanıma dönüyorum. Zelal Yıldırım'a, anneniz içerideyken siz diş hekimliği fakültesi öğrencisiydiniz. Son sınıf öğrencisiydiniz. Anneniz mezun olduğunu cezaevinde. Tabii ki görmedi. Annem görmedi mezun olduğumu. Mezuniyetim onu çok fazla gururlandıran bir şey olacaktı. Ama mezuniyet töreninde sadece resmi oradaydı. Bu da benim için çok duygulu geçti açıkçası mezuniyetim. Sonrasında hekimliğimi de görmedi. Hekimliğimi de Eli Kelepçeli hastaneye geldiğinde gördü. Tabii birçok şeyimizi de görmedi aslında. Bu arada hastaneye geldi ve tutukluyken vekil seçildikten 4 ay sonra Eli Kelepçeli bir şekilde milletvekili olarak hastaneye geldi. Hatta bizim akrabalardan birileri böyle bir selam vermek istediler. Çok olağanüstü bir şeymiş gibi güvenlik önlemleri alındı falan. Ben aynı hastanede hekimdim o zaman. Ve annem beni ilk defa hekim olarak orada gördü aslında. Ben onu milletvekili olarak ilk defa Eli Kelepçeli gördüm. Bu çok çarpıcı bir şeydi yani. Hayatımda. Siz bu arada geçtiğimiz hafta tahliye başvurularının ardından yemekler hazırladınız. Annenizin çıkışını beklediniz. Yani çarşamba, perşembe, cuma olmak üzere her akşam gelecek şekilde evde yemekler hazırladık. Sonra hafta sonu oturup sonra yemek zorunda kaldık tabii. Yani çok güçlü bir umudumuz vardı. Ama şu an hala da güzel bir şeyler olacak umudumuzu bir yandan korumaya çalışıyoruz. Tabii ki, ama bir de gerçekler var tabii. Ben şimdi Sipan'a döneyim. Sipan o sırada anne gözaltına alındığında 13 yaşındaydı, lise öğrencisiydi. Anneniz üniversiteye hazırlık sürecini cezaevinde takip etti. Evet, ben o sıra liseye başlayacaktım. İşte liseyi bitirdim, annem hala cezaevinde. Öyle bir süreç, yani öyle bir süreçteyim. Şu an annem hala içeride ve ben nasıl bir
temponun içerisinde olduğunu da bilmiyorum. Yani sınava bir yandan odaklanıyorum, bir yandan da annemin içeride olduğu bir süreçteyim. Şimdi insan bir yere konsantre de olamıyor. Sonuçta bir yandan her iki ayda bir mahkeme oluyor. Annenin çıkma ümidi var. Bir yandan derslere konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Tabii zor bir süreçteyiz o yüzden. Biraz. Teşekkürler Sipan. Sol tarafımda yine Şiar Yıldırım var. Şiar Malatya İnönü Üniversitesi öğrencisi. O da çarşamba günü annesinin çıkma ihtimali üzerine buraya gelmişti. Onun yanında diğer kardeşi Hevin var. Geldiniz ama... Evet, cumartesi günü geldim ben. Hani annemin bırakılma ümidiyle geldik. Valla bir sevinçle geldik ama hani kursağımızda kalmadı aslında. Bekliyorduk biraz da, hani alışığız bu duruma. Onun için öyle biraz üzüldük ama ya elden de bir şey gelmez bu şekilde. Ben son cümleyi de evine bırakacağım. 4 yılda birçok sevincimizi annemize paylaşmamanın üzüntüsünü yaşamakla beraber bu süreci tabii ki de ben de aynı şekilde bekliyordum. Her mahkeme aynı şekilde yaşadık. Umarım bunlar son bulur. Bu hukuksuzluklar devam etmez. Tek temennim bu. Hevin, çok teşekkürler. Bu arada Diyarbakır'da da bugün ikinci başvuru yapıldı. 5 tutuklu milletvekili için ayrı ayrı avukatları başvuru yaptılar. Bir başka başvuru daha olacak. O da yarın Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi HSYK'ya şikayet başvurusunda bulunacak. Tahliye kararlarını vermeyen, tahliye taleplerini reddeden 5. ve 6. ağır ceza mahkemelerine ilişkin şikayet başvurusunda bulunacak. Bunları da yarın takip edeceğiz.